15. Osmanlı Padişahı ve 94. İslam Halifesidir. Akli dengesi bozuk olan 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, 2. saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürdü. Psikolojik rahatsızlığının zamanla geçeceğini savunanların ısrarıyla padişah yapıldı. Menfaatlerini 1. Mustafa'nın padişahlığının devamında gören kimseler, onun keramet sahibi bir veli olduğunu iddia ediyordu. Akli zayıflığı nedeniyle padişahlık yapamayacağı anlaşılan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi sağlandı. Bulunduğu odanın kapıları üstüne kapatılarak hapsedilen 1. Mustafa'nın yerine 2. Osman tahta çıkarıldı. 1. Mustafa'nın ikinci kez tahta oturması ise 2. Osman'ın öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanma ile oldu. Babası Sultan 3. Mehmet'tir. 1. Mustafa'nın Abaza asıllı olan annesinin ismi kesin olarak bilinmemektedir. 1. Ahmet tahta çıktığında tek erkek kardeşi olarak bulunan Mustafa'nın hayatına dokunulmadı. Ayrıca 3. Mehmet'in 19 kardeşini öldürtmesinin halk tarafından nefretle karşılanmış olmasının da öldürülmemesinde bir etkisi vardı. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. Birinci Ahmet öldüğünde en büyük oğlu genç Osman 13 yaşında olduğu için hanedanın en kıdemli erkek üyesi olması bakımından 1. Mustafa'nın tahta çıkarılmasına karar verildi. Sultan 1. Mustafa ağabeyi Sultan 1. Ahmet'in vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta geçti. Osmanlı padişahlarının 15.si olan 1. Mustafa devlet işleriyle ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmediyse de bu durum devlet erkanı tarafından göz önüne alınmadı. Ancak gerçekten 1. Mustafa devlet işleriyle ilgilenmeyip devlet işlerini ehline teslim etmek istedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indirildi. Yerine 2. Osman geçti. Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan eden Yeniçerilerin 19 Mayıs 1622'de 2. Osman'ı tahttan indirdiler. Genç Osman'ın isyancılar tarafından öldürülmesiyle 1. Mustafa tekrar tahta çıktı. Bu sırada Sultan 2. Osman'ın Vezir-i Azam Kara Davut Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. 1. Mustafa Davut Paşa'yı azletti. Ancak isyanlar durmadı. İstanbul'da oluşan karışıklıklar ve Anadolu'da meydana gelen isyanlar Osmanlı Devleti'nin başında devlet işlerinden anlayan ve bunu yapmak isteyen bir padişahın bulunmasını gerekli kılıyordu. Şeyhülislam Yahya Efendi ve devlet erkanı 1. Mustafa'nın yerine 4. Murad'ın geçmesi konusunda karara vardılar. 1. Mustafa 1,5 yıl daha hüküm sürdükten sonra akıl sağlığı bozuk olduğu için 10 Eylül 1623 tarihinde Şeyhülislam'ın fetvası ile tekrar tahttan indirilip yerine 11 yaşındaki diğer yeğeni ve Kösem Sultan'ın oğlu olan 4. Murad tahta geçti. Sultan 1. Mustafa akıl sağlığı bozuk olduğu için hiçbir kadını yatağına yaklaştırmamış ve çocuğu da olmamıştır. Sultan 1. Mustafa tahttan indirildikten sonra 15 yıl daha yaşadı. 20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda geçirdiği bir Sara krizi nedeniyle öldüğü sanılmaktadır. Ayasofya Camii'nde Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir.